Merhabalar, İlave TV'ye hoş geldiniz. Antalya halkının nabzını tutmaya devam ediyoruz. Videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çok teşekkürler. Merhabalar. Merhabalar. İYİ Parti ile CHP ittifak girişiminde bulundular. Bilindiği üzere AK Parti ile de MHP ittifaktalar, Cumhur İttifakı'ndalar. HDP'yi aralarına alırlar mı Cumhur İttifakı'na? Gizli olarak alabilirler. Gizli olarak? Gizli olarak bir anlaşma yapmış olabilirler veya yapabilirler. Bunu açıkta yapmak istemiyorlar. Benim görüşüm bu. Yani olabilir diyorsun. Olabilir. Kesinlikle olabilir. Sizce efendim? Bak, bu soruyu hatalı soruyorsunuz. HDP'liler vatandaş değil mi? Tamam, vatandaş. Yani ittifak alabilirler mi onları da? Mutlaka onlar da bir bloğun içerisine girecek. Ama hangi bloğun içine girecek? Tabii herhalde MHP'nin ortak olduğu AKP bloğun içerisine girecek değil. Sizce CHP, İYİ Parti ittifakının içine mi girecekler? Aynen öyle. Meral Hanım'ın kesin bir tavrı var. Biz HDP ile ittifaka girmeyeceğiz diye. Hayır, öyle bir tavrı olduğunu... Konuşması var. Konuşması olabilir. Siyasette her şey var. Bak, siz dediniz 15 milletvekili transfer edildi. Ama niye transfer oldu? Çünkü İYİ Parti'yi seçimlere sokmamak için gayret gösterdi AKP'liler. Ama oyun bozuldu. Niye bozuldu? Yani her şey kuralına göre oynansaydı, onlar da düzgün davranırlardı. 15 milletvekillerine gerek kalmazdı. Sizce yani AKP MHP'ye değil, İYİ Parti CHP ile daha yakın ittifak kurma çabasında? Tabii canım, şimdi AKP'nin de HDP'li vatandaşlarımızın da %46 gibi bir oyu var. Hayır, evet oyu çıkmıştı. Bunların hepsi şu anda ne yapacaklarını düşünüyorlar. Öyle kararsızlar yani. Rahatsızlar tabii. Ama bu siyaset dedik ya, bakıp göreceğiz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ettim. HDP olmaz. Yani Cumhur İttifakı'na almazlar mı HDP'yi? Almazlar diye düşünüyorum. Neden almazlar? Yani, oylama ikinci tura kalırsa? Oylama ikinci tura kalırsa yine ikinci turda da AKP alır. Bence hiçbir ihtimal yok çünkü HDP şeyin devamı, yani PKK'nın devamı olduğu için hiçbir şansı yok. Giren risk alır. Yani onu yanına alan risk alır. Kazanma şansı olur mu peki? Çünkü bayağı bir oy kitlesi var HDP'nin. Şimdi oy kitlesini, o baskıyı Güneydoğu'da kaybetti artık. Baskı olmayacak. Halk daha özgür oy kullanacak. Bir de şimdi İYİ Parti CHP birbirine daha yakın çünkü 15 tane milletvekili verdi. 15 tane verdi. Bari talimatlar alıyor FETÖ'den. Onun için onlar birbirine daha yakın. Ama şimdi yukarıdan baskıyla beraber HDP dahil olabilir o işe. İYİ Parti CHP sizce FETÖ'den mi talimat alıyor? Tabii, kesinlikle, kesinlikle. Çünkü biliyorsunuz yani CHP'nin genel başkanı şeyle geldi. Talimatla geldi. Evet. Kasetle geldi. Onun için... Kaseti hazırlayanlar kimdi sizce? Kaseti... Kimle beraberlerdi o zaman? Şimdi kimle beraberdi? Şimdi CHP daha özgür, çok özgürdü bence. Şimdi kaset olayı, tabii Baykal'ı bypass etmenin başka yolu bence yoktu. MHP'ye de düzenlediler aynı kaset operasyonunu ve milletvekilleri istifa etti. Onu yapamadılar. Yani o şeye, kumpasa gelenler istifa etti. MHP biraz daha dik kaldı. Yani karşı koyabildi. Sizce FETÖ'yle isimlendirilen İYİ Parti ya da CHP mi daha yakındı daha önceden, AKP mi? FETÖ'ye hangi parti daha yakındı yani daha? Şunu diyelim. Yani şimdi Türkiye'de daha önce cemaatler hep şey altında ama şimdi FETÖ'nün CIA ile işbirliği yaptığını kimse kestiremezdi. Yani. Ben hep her zaman soğuktum. Ben şimdi şahıs olarak söylüyorum. Şimdi bir adam gidip Amerika çıkar olmadan bir adamı hangi şeyin lideri, cemaatin lideri olursa olsun tutma şansı var mı? Etmez. Yani bunu 99'dan beri söylüyoruz. Yani ben ayakkabı sektöründeydim Karadeniz'de. Arkadaşlarıma söylüyordunuz, bu şeyin üyeleri vardı. Adamlar bir türlü inandıramıyordu. Yani ne oldu? En son CIA ile beraber
NATO'nun siyasi ayağına dokunuldu mu sizce şu anda? %60-70 dokunuldu ama yine var, siyasi ayağı var. Neden dokunulmuyor sizce siyasi ayağına? Yok, devam etsin, devam. Şimdi niye? Şimdi bence bir uyum yasaları var, bazı şeyler var yani. Yapılması gereken şeyler var bence. Yani onlar beklendikten sonra FETÖ'nün de siyasi ayağına girilecek mi diyorsun? Kesinlikle girileceğini düşünüyorum. Seçimlerden sonra girilecek diye düşünüyorum ben. Şimdi uyum yasaları çok önemli ya. Şimdi adam şey yaparsan... Şimdi öğretmeni aldılar, polisi aldılar, evet. FETÖ'den askeriyeyi aldılar, esnaf, hemşire vesaire. Peki neden en tepesindeki bu işleri düzenleyenler, girişenler alınmadı? Şimdi ben size, şimdi siyasetçi biraz daha uyanıktır. Neden derseniz, şimdi 15 Temmuz'dan önce bir şey Aralık vardı. Bu bak 17-25 Aralık. 17-25 Aralık'ta. Şimdi burada herkes parasını çeksin dediler. Bu olay ortaya çıkıyor. Ama siyasi uyanıktır siyasetçi, tamam mı? Siyasetçi hemen kendini kenara çeker. Ama tabii kriptoları buluyorlar. Yavaş yavaş hepsi takip ediyor. Ortaya çıkıyor. Çıkar. Çok teşekkür ederiz. Evet. Çok sağ olun. Hangi kanal olduğunu öğrenmiş olduk. İlave TV YouTube kanalı. Efendim. YouTube kanalı, tamam. Evet. Teşekkür ederim. İkinci tura kalırsa oylama. AKP mi kabul eder mi? Evet, HDP'yi alırlar mı yanlar mı? Yani bu seçim alabilmek için ne gerekiyorsa yapmaları lazım. Yani başkanlığı alabilmek için HDP'yi de yanlarına alabilirler. Tabii tabii alırlar. Siyaset. Bence almazlar. Neden almazlar? HDP bu ülkenin vatandaşı değil mi? Neden almazlar? Ya birbirlerine oldukları zıtlar birbirlerine. Yani MHP tabanını kaybeder mi o zaman AKP? Kaybeder. Ama HDP'nin seçmeni şu anda MHP'den daha çok. Evet. Bence yani CHP ile İYİ Parti. Aynen, beraber olmalı. İYİ Parti, CHP, HDP. Onlar daha mı yakın birbirlerine? Yani bence oylamada öyle. Seçimde öyle mi diyorsun? Evet. Sizce üçü Cumhur İttifakı'nı yıkabilir mi? Üçü birleşir. Yıkabilir. Ben sizce yıkabilir mi? Yıkar tabii. Matematiksel olarak yıkar. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Bence yaparlar. Çünkü neden yaparlar? Memleket için hayırlısı neyse onu yapmaya şey yaparlar ya. Yani HDP, AKP ve MHP birleşirler mi? Birleşirler. Birleşirler. MHP sizce tabanını o zaman kaybetmez mi? Yok, kaybetmemesi lazım. Kaybetmez diyorsunuz. Kaybetmez. Recep Tayyip Erdoğan üçü ikinci turda yaparlar. Seçerler çünkü memleketin gidişatını şeyleri yabancı güçlere karşı bunu daha da güzel, kuvvetli ve şey yapmaları lazım yani. Tam mekanizmayı oturtturmaları lazım. Bakın benim yaşım 62'ye giriyor. 39 yıldır ben Almanya'dayım. Şu anda 4 ayda Türkiye'deyim. Yani bu seçimlerde de inşallah Avrupa bize, Türklere mesela eziyet etmez. Yani yabancı düşmanlığı şeyleri yapmaz. Avusturya bilhassa bunu yapıyor, Fransa yapıyor. İnşallah oradaki Türklere de mesela yabancı düşmanlığı yapmazlar. Biliyorsunuz Berlin'de de camilerimizi yakıyorlar. Evet. Bir sürü şeyler yapıyorlar. Yani yabancı düşmanlığı almış gidiyor. Bak ben gitmek bile istemiyorum buradan. İnşallah memleketimiz için neyse hayırlı, inşallah o olur yani. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Eyvallah, sağ olun. Merhabalar. Merhaba. Bilindiği üzere Cumhur İttifakı kuruldu. Bunun karşısına da İYİ Parti ile CHP'de bir ittifak girişiminde bulundular. Hı hı, evet. İki parti de ilk tur oylamasını geçemezse MHP ve AK Parti HDP ile ittifak kurar mı sizce? MHP? AK Parti ve HDP. Yani ikinci tur oylamada beraber olurlar mı? İttifak kurarlar mı? MHP, HDP. MHP, AKP ve HDP. Şimdi ilk turda iki taraf da geçemedi. Hiç bilmiyorum. Şimdi ya. Öyle bir şey duymadım ama yani siyasetin ne getireceği belli olmaz. Sizce ittifak kurabilirler mi? Yani bir ikinci tur oylamada yok. Recep Tayyip Erdoğan'a... İhtimal vermiyorum. MHP'ye girmez öyle bir şey, tahmin etmem. Yani çıkmaza çıkarsa ne olacak yani? Yani oy oranları yakın olursa sizce girerler mi? Ülkenin geleceği açısından, bir çözüm üretmek açısından olabilir ya. Olmaz diye bir şey yok. Öyle tahmin ediyorum yani. Yani siyasette her şey olur. MHP, HDP ve AKP başkanlık seçiminde ikinci turda birleşebilirler. Ha, olabilir. Tabii çok uzak bir ihtimal ama dediğin gibi ülkenin bekası açısından bir ihtimal olabilir. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Teşekkürler. İkinci tura kalırsa oylama. AKP mi kabul eder mi? Evet. HDP'yi alırlar mı yanlar mı? Yani bu seçim alabilmek için ne gerekiyorsa yapmaları lazım. Yani başkanlığı alabilmek için HDP'yi de yanlarına alabilirler. Tabii tabii alırlar. Siyaset. Bence almazlar. Neden almazlar? HDP bu ülkenin vatandaşı değil mi? Neden almazlar?
Ya birbirlerine oldukları zıtlar birbirlerine. Yani MHP tabanını kaybeder mi o zaman AKP? Kaybeder. Ama HDP'nin seçmeni şu anda MHP'den daha çok. Evet. Bence yani CHP ile İYİ Parti. Aynen, beraber olmalı. İYİ Parti, CHP, HDP. Onlar daha mı yakın birbirlerine? Yani bence oylamada öyle. Seçimde öyle mi diyorsun? Evet. Sizce üçü Cumhur İttifakı'nı yıkabilir mi? Üçü birleşir. Yıkabilir. Ben sizce yıkabilir mi? Yıkar tabii. Matematiksel olarak yıkar. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Sağ olun. HDP'yi değil de Hüdapar'ı alsalar da iyi olur hani. Sizce HDP'yi alırlar mı? HDP'yi almazlar. HDP'de onlar CHP ve İYİ Parti ile beraber bir olur hani, büyük ihtimal. Yani ikinci tura kalırsa bir mi olurlar? Aynen, büyük ihtimal bir olurlar hani. HDP Kürtlerin oyunu, CHP ve İYİ Parti Kürtlerin oyunu almak için HDP'yi kullanır. AK Parti Hüdapar'ı alırsa CHP'nin oyununu bozmuş olur hani. Bence. Oyunu bozulur yani. Aynen. Hüdapar'ın oyu daha mı çok HDP'den güneydi? Hüdapar'ın oyu, Hüdapar nasıl diyeyim? Hüdapar'ın tarafı biraz daha fazladır. HDP'nin bu son olaylardan dolayı bomba olsun hani, çatışmalar olsun. Kürt Zazayman hani. Evet. Kürt olarak biliniyorlar burada. Biz yani. Hüdapar'ı çok fazla halkımız bilmiyor. Aynen. Batı'daki Hüdapar nasıl bir parti? Hüdapar. Burada var bir il binası ama çoğu vatandaşımıza sorsak bilmez. Hüdapar, nasıl bir parti? Hüdapar HDP ile bir tutulmaması gerekiyor hani. Evet. Hüdapar genellikle Hakk'ın yanındadır. Biraz daha İslamcı bir parti mi? İslamcı partidir. İslam. Evet, öyle açalım yani biraz. İran'daki bir şeriat evet. Partisi olarak değil hani. Şu olarak hani Hakk'ın yanındadır. Hakk neyse odur. 15 Temmuz'da Hüdapar'a Recep Tayyip Erdoğan çıkın emri vermeden önce Hüdaparlılar Doğu'da şeydeydi. Ben de hatta kendim bizzat Bingöl'de şeydeydim, meydandaydım. Erdoğan'dan önce. Evet. Erdoğan'dan sonra AK Partililer gelmeye başladı, CHP'liler gelmeye başladı, HDP'liler gelmeye başladı. Ama Hüdapar daha önce hareket etti, vatanına daha çok sahip çıkan bir parti diyorsun. Hak neredeyse Hüdapar oradadır hani. Ben Hüdapar'ın tarafı ne olur? Hüdapar'ın tarafı Yapıcıoğlu demişti, AK Parti'ye şey yapacağız. Cumhurbaşkanı destekleyeceğiz. Şimdi de yine desteklerler büyük ihtimal. Çok teşekkürler. Rica ederim. Nasılsın? İmkansız. CHP ve İYİ Parti'ye geçer mi, yaklaşır mı HDP? Tarafı ne olur? Mümkün. Geçtiği tarafı kazandırır mı sizce? İhtimal. Kazanabilirler, neden olmasın? Bu bir yani seçim. Ne tarafa geçerse HDP şu anda kilit parti olarak mı görüyoruz HDP'yi? Şu anda kilit parti olarak görmüyorum kimseyi. Yani ne olacağı belli olmaz. Belli değil. Ortada, her şey ortada. Daha bir zaman var yani, 3 ay. 3 ayda her şey değişebilir. Tam 2 ay kaldı. 2 ay kaldı evet. Yani 2 ayda her şey değişebilir yani. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yani bu konulara fazla girmek istemiyorum. Hani siyasetle fazla ilgilenmiyorum ama tabii ki de birleşeceğini zannetmiyorum. Ya HDP'nin özellikle AK Parti ile birleşebileceğini zannetmiyorum. Hadi bir nevi şu anda zaten AK Parti ile MHP birleşik ama diğerlerine. İkinci tura kalırlarsa sizce Sayın Cumhurbaşkanı kendi saflarına çeker mi HDP'yi? Yani zannetmiyorum ya öyle bir şey olacağını. Çünkü gerek duyacak bir şey yok yani ortada. Yani çok zannetmiyorum. HDP sizce kilit parti mi? Bana göre mi? Evet yani şu anda dengeleri iyi. Bozabilecek bir parti mi ikinci tura kalırsa? Yani şu anda bana bakarsanız İYİ Parti şu anda daha kilit durumda. Yani çünkü Meral Akşener nereden geldiğini biliyor. İçerisindeki şu andaki birçok insanın istifa edip İYİ Parti'ye geçmesi. Yani bana kalırsa kilit parti daha mantıklı. İYİ Parti daha mantıklı. Yani HDP'nin çünkü kitle belli. Yani HDP'ye geçen yok, gelen yok. Yıllardır aynı. Şu anda zaten başkanın durumu belli, şeyi belli. Yani kilit bir parti olacağını çok zannetmiyorum. Ki zaten belli bir düşmanlık var zaten birbirlerine. Yani aralarında o kadar düşmanlık varken iyi bir parti olabileceğini zannetmiyorum yani. Sizce Türkiye'nin en büyük sorunu nedir? Yani Türkiye'nin en büyük sorunu yani eğitim durumumuz şu anda. Yani baktığımız durumda eğitim yani okullar açılıyor, şeyler açılıyor ama yine bir işe yaradığını görmüyorum. Şimdi yani. Türkiye'nin belli başlı şu anda bir sıkıntılar var. Suriyeliler, ekonomi, FETÖ. Sizce hangisi daha ağır basın? Yani şu anda tabii ki gündemde FETÖ. Yani bunu kimse değiştiremez. Yani gündemin bizim de alınan olduğu, birçok alandan alınan insanlar olduğu, haklı haksız hepsi. Ama önemli olan tabii şu anda gündemde FETÖ. Yani o değişmeyecek bir şeydir. Hangi başkan gelirse sizce daha çok mücadele eder?
Yani buna ben aslında bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü bizim yerimiz belli, yurdumuz belli. Yani çalıştığımız iş belli. Yani bu konulara girmeye pek gerek yok bize. Hani bizim çok alanımızda... fazla siyasi derinliğe giremiyor muyuz? Aynen öyle. Yani bizim alanımızda sorarsanız daha iyi olur. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sağ olun. Merhabalar. Merhaba. Bilindiği üzere İYİ Parti ile CHP bir ittifak girişiminde bulundular. Evet. Önümüzde de bir Cumhur İttifakı var. Hı hı. Sizce Cumhur İttifakı'na MHP, AKP ve HDP dahil olur mu bunların arasında? İYİ Parti ile CHP'ye mi? Hayır. MHP ile AKP'ye, Cumhur İttifakı'na Sayın Cumhurbaşkanı HDP'yi de dahil eder mi? Zannetmiyorum, etmez. İkinci tur oylamaya kalırsa olabilir mi? Vallahi HDP'nin şeyden oylarını istiyor ama taban herhalde kabul etmez gibi geliyor. AKP tabanı mı, HDP tabanı mı kabul etmez? AKP. Sizce efendim ikinci tur oylamaya kalırsa Cumhurbaşkanlığı seçimi, AKP, MHP ve HDP Cumhur İttifakı'nda 3-1 olur mu ikinci tur oylamada? Yok, hayır, olmaz. Neden olmaz? AKP'nin içinde MHP de var. MHP'lilerin tabanı kabul etmez. O zaman MHP'nin oylarını kaybederler. Evet, kaybederler. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Bir şey değil. İkinci tur oylamada. MHP'nin olduğu yerde HDP girmez. HDP'nin olduğu yerde de MHP girmez. Öyle bir şey olamaz. Sizce kilit parti ikinci tur oylamada HDP mi? HDP ve Saadet Partisi. İkisi kilit parti diyorsunuz. Evet. Saadet Partisi Meral Hanım'la biraz daha yakın olduğu söyleniyor. Ben şunu söyleyeyim. HDP normal şartlarda MHP'nin olduğu bir koalisyona ya da ortaklığa girmez. Yani CHP ve İYİ Parti ittifakını desteklerler mi ikinci turda? Ederler. Desteklerler. Resmi olmasa da halk oyunu verir mi? Aynen öyle. Aynen öyle. Kesinlikle. Sizce HDP'nin desteklediği parti ve başkan seçilir mi? Ya normalde ikinci turda kilit parti olduğu için yüksek bir oy kapasitesi yani, var. Aynen öyle. Yani %8 %14 arası bence çok etkiler. Çünkü 0.1 dahi etkiliyor şu anda %50. Aynen. Bir de içerideki başkanın herhalde durumu belli olacak ayın 30'unda değil mi? 30 Nisan'da. Evet. Eğer o da ilk turda Cumhurbaşkanlığı seçimine girerse hatır sayılır bir oy alır. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Biz de teşekkür ederiz. Kesinlikle almaz. HDP zaten onlara yanaşmaz. Bir bu seçimden dolayı da hani geçmişe bakılırsa geçmişe rağmen onların yanına yanaşmaz. CHP ile İYİ Parti'nin yanına yaklaşırlar mı? Bu iktidarı düşürme söz konusuysa yanaşır. Olur. Yani birlikte hareket ederler. Evet, hareket ederler. Meral Akşener'in bir açıklaması var. Kesinlikle HDP ile ittifak yapmayacağız dedi. Ya HDP zaten onlardan minnet değil. Hani HDP ise... Dışarıdan mı destekler? Aynen. HDP onlarla ittifak yapmaz. Ama bu Erdoğan düşürmek olacaksa... Halk olarak oy verir mi? Yani Kürt halkı Meral Akşener'e oy verir mi? Vermez. Başkanlıkta vermez mi? Vermez. Bu kendi HDP'nin çıkardığı başkana oy verir. İkinci turda? İkinci turda da vermez. Kürt halkı yani vermez. Kesinlikle MHP'nin çıkardığı ya da İYİ Parti'nin çıkardığı bir seçmene bir başkana oy vermez. Abi ikinci turda verir çünkü Tayyip'i düşürmek isteyecekler bunlar. Tayyip taraflı gidecek. Abi Tayyip'i düşürmek için yani ittifak kurarlar beraber. Yani Kürt halkı da destek çıkar mı İYİ Parti ve CHP ittifakı? Ya Tayyip o kadar şey yaptı ki HDP'ye, tüm eş başkanları falan içeri attı. Yani HDP yardım eder. İYİ Parti yani Tayyip'in düşmesi için yardım eder yani. Çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Sağ olun. İkinci turda. İkinci turda olabilir. Öyle. Birleşebilirler mi? Yani Recep Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı tekrardan Türkiye'nin ilk başkanı olmak için HDP yanına alabilir diyorsunuz. Bence almaz. Alır mı almaz mı abi? Karar ver. Almaz. Demin alır dedin. Almaz mı yani? Birleşmezler mi? Birleşmez. Sizce HDP kilit parti mi? Anlamadım. HDP bu seçimin kilit partisi mi sizce? Şu an. Çünkü şimdi CHP, İYİ Parti, MHP, evet %10'luk bir oyu var. Sizce ikinci tura kalırsa, ikinci tura çünkü yaklaştığı partiyi biliyorsunuz başkan yapacak. Ya şimdi seçimde ne olacağı bellisiz. Hani birinci turdaki seçimleri görmemiz lazım ki. Ama şöyle bir şey de var. Olursa olabilir yani. Olabilir. Çünkü Kürt halkının geneli biliyorsunuz ya AK Parti'ye veriyor ya HDP'ye veriyor. HDP ikinci turda adayını çıkartamayacağına göre ilk ikiye kalamazsa eğer yani AK Parti'ye destek verebilirler. İkinci turda mı? Evet ikinci turda. Yok bence vermezler. Kime verir? Meral Akşener'e mi destek verilir? Meral Akşener de olabilir, CHP de olabilir.
Şimdi HDP yani hangisi ikinci olursa şey olarak biraz geriye düşüyor hep. Ama İyi Parti şöyle düşünmek gerekirse, Meral Akşener MHP kökenli bir. Evet. Sizce Kürt halkı MHP kökenli bir bayana kökenli olması yanı sıra bir düşünce farklılığı da var. Uygulama farklılığı da var. Çünkü ırkçı bir parti değil İyi Parti. Irkçı partide yanı sıra MHP de öyle ırkçı parti değildir aslında da. Bir iş, bir insanla bitmiyor yani, başındaki insanla sonuçta bitmiyor partide. Bir liderle bitmiyor. Bir liderle bitmiyor. Meral Akşener şu anda benim gözümde daha iyi yani. Sizce Meral Akşener başkan olursa başarılı olur. Başarılı olur. Yani tüm Türkiye'yi kucaklayıcı bir şey var mı? Patroyu var mı? Var. Onu görebiliyorum yani, çıktığı parti kurduğundan beri onu görebiliyorum yani. Yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde destekliyoruz. Evet, destekliyoruz. Çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun.